Bu oyun 40 hevesle çıktı be abi. Yani bunun böyle olacağı ufaktan belliydi ama oyunu geliştirenler sağ olsun bak bu oyunu böyle yapıyoruz, bak bu oyunu şöyle yapıyoruz diye gaza getirdiği için herhalde bir şey olacak sandım ve gönül rahatlığıyla diyebilirim ki yanılmışım. Bir de bana erken erişim kodu geldi. Oynayamadığım için üzülmüştüm. Şu oyunu alsam iade edermişim, öyle diyeyim. Ha sorarsan ne kadar oynadın, toplasan 3 saati geçmez oynadığım süre. Oyunu anlamaya yetti mi? Aslında hayır. Ama şunu anlamama yetti. Ben bu oyunu oynayamazmışım. Eskiden tükettiğim her şeye dur belki açılır anlayışıyla yaklaşıyordum. Mesela kitap okuyorum, başı kötü, dur bakalım diyorum. Belki açılır. Kaçırmayayım gelecek sayfaları. Bunu dediğim kitapların %90'ı kötü devam etti ve inanılmaz zamanımı yedi. Aynısını filmlerde de yaşadım ve tabii ki oyunlarda da. Bu yüzden artık hiçbir şeye bu kadar fazla zaman vermiyorum. Neymiş 6 saat sonra açılıyormuş. Neymiş 40 saat sonra açılıyormuş. Baştan açılsın, ilk 3 saatinde açılsın. Bana potansiyelini sunsun, ben de izleyeyim ya da oynayayım. Death Stranding bu konuda çok eleştiriliyordu mesela. Ve evet, herkese göre bir oyun değildi. Ama hikaye anlatımı ve sunuş açısından o kadar iyiydi ki ilk 10 dakikasında bile tamam dedim. Ben bu oyunu oynar, bu oyuna aşık olurum. Keza öyle de oldu. Ama Starfield öyle değil. Starfield bir şey anlatmaya çalışıyor. Hatta bir şey anlatacağım ben sana ama dur önce şuna dokun bakalım moduna girmiş. Mistik, merak ettirici ögeyle ilerlemeye çalışıyor ama bana geçmedi. Galiba birçok oyuncuya da geçmemiş bu hikaye anlatım tarzı. Oynayıp da sevenler yan hikayeleri sevdiğini belirtiyor genelde. İşte dünyanın bir köşesine macera çıkıyormuşuz da orada ekstra bir hikaye dinliyor ve buna göre devam ediyormuşuz. Aynı Bethesda'nın diğer oyunları gibi. Ben galiba Bethesda oyunlarını oynayamıyorum. Baktım Skyrim'i de 18 saat filan oynamışım. Galiba bana göre değiller. Zaten o ne yükleme ekranıdır arkadaş. Eleştiriyorlardı da bir şey demiyordum. Dur deneyimleyeyim, ben eski oyuncuyumdur, böyle şeylere alışığımdır dedim ki demez olaydım. Eski oyuncu filan dinlemiyor Starfield'ın yükleme ekranları. Her yere yükleme ekranı koymuşlar. Yükle babam yükle. Bir süre sonra pardon Bethesda Bey oyun oynayacaktım izin verirseniz diyecektim. Vallahi kendimi zor tuttum. Zaten oyun optimize de değil. 2080 ekran kartı bile oyunu doğru dürüst oynatmıyor. Ne oynatacak abi bu oyunu o zaman? Son sürümle mi gelelim kapınıza? Karakterin hareketleri filan da abidik gubidik geldi niyeyse. Uzayda hareketler hoştu da ne bileyim oyunu çok sevmeyince bana geçmedi. Yapay zeka zaten Allah'ından bulmuş. Ha bir de her yerden bir şey fırlıyor. Detay seviyesi inanılmaz. Eğer detay seviyorsan ne bileyim masanın üstünde bardak var dur şuna bakayım diyorsan bu oyuna biter aşık olursun. Ama diyelim ki mermi arıyorsun, birini lootlaman lazım ama yanında da bardak var, onun yanında da bilmem ne var diye diye kafan öyle bir karışıyor ki neyi lootlayacaktım lan ben diyorsun. Sanırım oyunlarda sadeliğe doğru bir kayış olsun istiyorum ben gizli gizli. Ver oyunu, ver hikayeyi, oynayalım. Dishonored'da da çok detay vardı mesela ama onu sevmiştim. Acaba Starfield için ön yargılı mı yaklaşıyorum? Ha bir de bu oyun uzay simülasyonu olacaktı bak. Uzayda gemi süremediğimiz uzay simülasyonu mu olur? Olmaz. Bu ne? Oyun işte.